Peki bu yaşananlar bizim ekonomilerimizi, gündelik hayatlarımızı nasıl etkileyebilir Hande'cim? Sana da onu sormak tamam. isterim. Tamam o zaman Temmuz ayını değerlendiriyoruz. Bir kere Temmuz ayına hangi burçta ay giriyorsak hı hı. o konuların daha fazla görünür olacağını hep söyleriz. O hafta içinde geçerlidir. Ay boğa burcundayken e, Temmuz ayına merhaba diyeceğimiz için zaten para finans hı hı, işte cebimize hı. giren para, yatırımlarımız ve tabii ki güvende olmak istediğimiz konu ve olaylar Temmuz ayında çok daha fazla ön planda olacak demek yanlış değil. Yani toprak, ev, toprak, ev birikimimiz, belki yatırımlar, araziler. Hı hı, hı. Bir de tabii ki 6 Temmuz'a dikkat çekti e, sevgili Öner. E, yengeç burcu zamanındayız. Su elementi daha çok aslında korku ve endişelerimizin ön plana çıktığı, kendimizi duygusal yönden güvende hissettiğimiz ihtiyacımızın sorgulandığı zamanlardır. Bir de yengeç burcuna özellikle hem dünya hem finansal astroloji gözünden baktığımızda her tür birikimlerimiz, yastık altı birikimler, asa kendimizi güveni, güvende hissetme koşulundan kaynaklı olarak stokçuluk, bir şeyleri stoklama ya da işte her tür konaklama, otel, inşa işleri, imalat sektörü, gıda, yiyecek tedarik zinciri bunların önem kazanacağı hatta şu son dönemlerde birkaç haftadan beri herkesin özellikle otel fiyatlarının artmasından kaynaklı olarak daha çok işte yatlara ya da hı hı, daha çok hı, işte belki gemi hı, yolculuklarına hı. çıkma hı hı. potansiyellerini gösteriyor aslında bunların hepsi yengeç burcuyla çok bağlantılı. Ve burada önemli bir yeni aya doğru gidiyoruz. Bir yenilenmeye doğru gidiyoruz. Hı hı. Ee, yeni aylar yenilikleri ve büyük adımları, büyük kararları karşımıza getirir. Aslında önümüzdeki dönem daha çok hem e, Öner'in söylediği gibi jeopolitik e, konumlardan kaynaklı olarak biraz daha e, bu yatırımlarımıza e, ve bu panik halinde biraz da hayatımızı yönlendirmeye daha odaklı olacağız gibi görünüyor. Çünkü Jüpiter ve Uranüs kavuşumu önemli Algol e, sabit yıldızıyla. Algol e, zor bir sabit yıldız. E, zorlukları e, bünyesinde barındırıyor ve özellikle finansal astrolojide geçmiş ekonomik krizlere baktığımızda Algol'ün başrolde olduğunu görüyoruz. Aygol varsa kriz var öyle mi anlayalım? Evet ekonomik kriz var, iflaslar var, ticarette başarısızlıklar var. Aslında bir anlamda o döneme doğru gittiğimizde söylemek yanlış değil. Dünya piyasalarında aslında Mars ve Uranüs kavuşumları daha çok alımları arttıran bir etkidir. Özellikle mesela borsada yatırım yapıyorsanız, hisse senedi alanlarında paranızı değerlendiriyorsanız bizi izleyenler özellikle bu tarihlerde 15 Temmuz civarında dikkatli olmaya özen göstersinler ama bir tarihe daha dikkat çekmek istiyorum sevgili önerle içeride bunların hepsinin üzerinden şöyle bir geçtiğimizde mesela 7 8 Temmuz tarihleri özellikle Mars'ın Jüpiter Uranüs kavuşumunu tetiklediği tarihler olacak. O tabii ki elbette siyasi alanda hı hı, ve e, politik alanında ve ya da belki de savaş alanında bunun ne anlamına geldiğini söyleyebilir ama hep onu söyledik yani ya, hep Nisan ayına dikkat çektik 21 Nisan'la beraber. Hı hı. Yani e, bu endekslerde düşüşle depresyonik etkilerle bağlantılıdır diye. Aslında biraz böyle dönemlere doğru gidiyoruz. Temmuz ve Ağustos ayı e, piyasaların çok ciddi anlamda sinyal verdiği zamanlar bankacılık sektörünün çok ciddi anlamda zorlanacağı zamanları temsil ediyor. Özellikle Ağustos ayına bu noktada dikkat çekmek isterim. Çünkü eğer dış piyasaları ve orada oluşumları takip edenler varsa aslında sadece Avrupa'da değil ama Amerika'da özellikle bankaların çok ciddi temettüye düştükleri ve hı, hı, devletin hı. bu anlamda onlara yardım ettiklerini de görüyoruz. Önümüzdeki dönem dış ticaret, ithalat, ihracat, bankacılık sektörü ve imalat sektörüyle ilgili konularda çok ciddi problemler, sıkıntı ve durumlarla karşılaşma potansiyelimiz var. Ağustos ayında işler karışacak ama bu işlerin karışmasını biz Temmuz ayında deneyimlemeye başlayacağız. A A Ayak sesleri duyulmaya başlanacak. Evet.